Baharı beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Göreceksiniz. Güzel Türkiye'yi göreceksiniz. Güzel Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Sözüm söz, size gerçekten de mutlu bir yaşam vaat ediyorum. Huzurlu bir yaşam vaat ediyorum. Gerginliklerden arınmış bir Türkiye vaat ediyorum. Kucaklaşan bir Türkiye'yi vaat ediyorum. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinlediniz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı dinlediniz. Çatalca'nın köylerine yaptığı yardımları da ifade ettim. O Çatalca'ya biz bütün Türkiye'ye aynı yardımları yapacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sevgili anneler, evlatlarınızı okula gönderirken beslenme çantası uygulamasına artık son. Çünkü evlatlarımız okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok evine dönecek. Böylece hiçbir anne acaba beslenme çantasına bugün ne koyayım diye düşünmeyecek. Evlatlar hepimizin evladı ve hepimizin evlatları en iyi beslenmeyi hak ediyorlar. 20 yıldır yapamadılar, 20 yıldır. Allah nasip eder, göreceksiniz. İlk öğretim döneminde yapacağız. Bütün Türkiye duyacak, bütün dünya duyacak. Güzel. İktidar için çalışacağız. Ya nasıl olsa kazanıyoruz. Oturalım dediğiniz anda bu iş olmaz. Çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Birlikte çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü gün bir siyasi parti günü değil. Gün artık bir Türkiye günüdür. Ya demokrasi ya diktatörlük. Arada tercihimiz olacak. Demokrasiden yana, insan haklarından yana, adaletten yana, haktan, hukuktan yana, kadın erkek eşitliğinden yana mücadele edeceğiz. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye için çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Esnaf kardeşlerimiz var etrafta. Esnafın pandemi dönemindeki aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçinin aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. Onların huzur içinde hizmet vermelerini ve kazanmalarını sağlayacağız. Beşli çete kazanmayacak, çiftçi kazanacak. Beşli çete kazanmayacak, esnaf kazanacak. Esnaf için, çiftçi için, üreten için çalışacağız. Bazen diyorlar ki, efendim beşli çetelerden bu parayı nasıl alacaksın? Adalet içinde alacağım, adalet içinde. Söke söke alacağım. Hiç endişe etmeyin. Söke söke. Her kuruşu alacağım. Götürdüler ya dışarıya 418 milyar doları. Sanıyorlar götürdük, bunu kimse alamaz. Alacağım, alacağım. Bay Kemal onların tamamını alacak. Tamamını alacağım. Onların gece yatmadığını biliyorum. Kabuslar gördüklerini de biliyorum. Ama kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenleri asla ve asla affetmeyeceğim. Asla ve asla. Biz beraberiz. Demokrasi için beraberiz. Altı lider bir aradayız. Tek hedefimiz Türkiye. Türkiye'de herkes huzur içinde yaşasın istiyorum. Az önce Ekrem Başkanımız söyledi. Partizanlık yapmayacağız diye. Evet, partizanlık yok. Kişinin kimliği başımın üstüne. Kişinin inancı başımın üstüne. Ben şuna bakacağım. O evde herkeste huzur var mı? O evde çocukların karnı tok mu? O evde anne çocuklarını huzur içinde yatağa yatırıyor mu? O evde huzur varsa benim için de bütün dünyada ve Türkiye'de huzur var demektir.
Ama bir çocuk açsa artık diyeceğim ki 85 milyon açız. Çünkü o çocuğun önce karnının doyması lazım diyeceğiz. Felsefem bu. İnancım bu. Dünyaya bakışım da bu. Saraylarda oturmayacağız, onu da söyleyeyim. Saraylarda oturmayacağız. Çankaya Köşkü'ne, Gazi Mustafa Kemal'in oturduğu, Türkiye'yi yönettiği yere gideceğiz. Onlar saray meraklısı, onlar para meraklısı, onlar dolar meraklısı, onlar haram yeme meraklısı. Ama bizde öyle bir merak yok. Çok şükür mütevazi yaşıyoruz, güzel yaşıyoruz. Herkese hizmet etmekten de onur duyuyoruz. Herkesle beraber olacağız, birlikte olacağız. Ben bu ara geçen seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren vatandaşlarıma da seslenmek isterim. Bakınız, Türkiye'ye bakınız. Her yerde bir huzursuzluk var. Her yerde bir sorun var. Esnaf hayatından memnun değil. Çiftçi hayatından memnun değil. Evladını üniversiteye gönderen anne baba hayatından memnun değil. Herkeste bir endişe. Ne olacak bu memleketin hali diye. Onlara sesleniyorum. 22 yıldır ülkeyi yönetenler bugün Türkiye'yi nereye getirdiler? Herkese el avuç açar duruma geldik. Bakınız, Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu. Beyefendi koşa koşa Putin'in kapısına gitti. Dakikalarca bekletti Putin'in kapısında. Kronometreyi açtı Putin. Bütün dünyaya onu gösterdi. O Türkiye Cumhuriyeti için bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir başka ülkenin başkanının kapısının önünde saatlerce, dakikalarca beklemez. Bekletmeyeceğiz ve olmayacak böyle bir tablo. Oysa ne olması gerekirdi? Şehit olan bizim askerimiz. Onların bizden özür dilemesi lazım değil mi? Şehit olan bizim askerimiz. Ne diyor? Dünya lideriyim diyor. Sen geç onları. Kapıda bekledin mi? Dakikalarca bekledin mi? Kronometre açıldı mı? Geç onları, geç. Bir şey daha. Bir şey daha. Teşekkür ederim. Heyecanınızı anlıyorum. Ama heyecanınızı 14'ünde kaybetmeyin. 14'ünde sandığa gidin. Komşunuzu alın. Yakınınızı alın. Aman bugün hava güzel, biz pikniğe gidelim demeyeceksiniz. Sandığa gideceksiniz. Bütün sandıkların güvenliğini aldık, ondan emin olun. Bütün sandıkların güvencesi alınmış vaziyette. Hiç endişe etmeyin. Dolayısıyla kadın kardeşlerime seslenmek isterim. Acıyı yaşayan sizsiniz. Sorunu yaşayan sizsiniz. Sizin huzur içinde yaşayabileceğiniz güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorum. Ben aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse uygulamaya koyacağız. Allah nasip ederse. Göreceksiniz. Hiçbir kadını bir erkeğe asla ve asla muhtaç ettirmeyeceğim. Asla ve asla. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Herkesin sorunuyla ilgileneceğiz ve her sorunu çözmeye çalışacağız. Bizi şimdi suçluyorlar. Suçladıkları, hangi gerekçeyle suçladıklarını da biliyorum. Gaffar Okan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Gaffar Okan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlamaya kalkıyorlar. Bizim Çatalca Meydanı'ndan söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi var. Bir vatan, iki bayrak. Bunu her yerde söyleyin. Deyin ki gittik, Bay Kemal'e sorduk. Bunun senin kırmızı çizgin nedir diye. Bay Kemal dedi ki benim iki kırmızı çizgim var. Bayrağım
ve vatanım. Dolayısıyla katillerle, teröristlerle iş tutanlar bize ders vermeye kalkamazlar. Biz Kuvayi Milliyeciyiz, Kuvayi Milliyeci. Onlara laf vermez. Onlar Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu da bilmezler. Biz her şeyi biliriz. Her şeyi biliriz. Tarihimizi biliriz. Geleceğimizi inşa etmek isteriz. Güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Evlatlarımız, fidan gibi evlatlarımız geleceklerini yurt dışında bekliyorlar. Almanya'ya mı gideyim, Fransa'ya mı gideyim, Kanada'ya mı gideyim diye bekliyorlar. O evlatlarımıza öyle bir güzel Türkiye inşa edeceğiz ki gidenler de Türkiye'ye gelecek. Burada çalışacaklar, burada üretecekler, burada kazanacaklar, burada evlenecekler, burada anne ve babalarına güzel torunlar verecekler. Her şey... Başkanın bir şeyi vardı. Her şey... Her şey... Her şey... Gerçekten de her şey çok güzel olacak. Her şeyi çok güzel yapacağız. İnanın, bizim mala mülke ihtiyacımız yok. Platon'un söylediği 2400 yıl önce söylediği güzel bir söz var. İktidar sahipleri iktidardayken zenginleşiyorlarsa sizin haklarınızı değil kendi mallarını korumaya başlarlar. O nedenle iktidar sahiplerinin zenginleşmesini asla kabul etmiyoruz. Size hizmet hakka hizmettir. Bunu unutmayın. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yağmur başlamak üzere. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Huzur içinde beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Teşekkür ederim. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyor Gazi Mustafa Kemal. Bunu biliyorum. Hiç kimse bizim yönetimimize kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Bilecek ki bu devlet benim arkamda. Bu devlet beni destekliyor diye düşünecek.